Teknosoy'la Teknotalks'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Dışarıda gözüken Günsel'den başka bir Günsel'i var. Gördüğünüz her yeni şey sizi heyecanlandıracak. Süper bir gücünüz olsaydı pazarlama dünyasını nasıl değiştirmek isterdiniz? Rutini ritüele çevirmeyi seviyorum. Bugün çok önemli bir şey yakaladık. En azından bunun sırrını hep beraber almış olduk. Content is the king, but format is the king kong. Teknosoy'la Teknotalks'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu ilk bölümü sunmak bana kısmet oldu. Bundan sonra Teknosoy'un YouTube kanallarında farklı farklı konukları ağırladığımız, teknolojiye dokunan, en merak edilen konuları konuklarımızla beraber irdeliyor olacağız. Bugün yanımda Rota Yayınları'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Marketing Türkiye'nin Genel Yönetmeni sevgili Günsel Özen var. Hoş geldiniz Günsel Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Biz ilk programı özellikle size yapmak istedik. Bu bizim için çok özel bir an. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz bize. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorularımız var. Sorularımız ağırlıklı olarak sizlerle ilgili. Çünkü merak ediliyorsunuz. İşte konuşacağız ama biraz özel yaşam da konuşacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Hepimiz sizi yıllardan beri yayıncı kimliğinizle tanıyoruz. Birçok aktiviteye, konferansa ev sahipliği yapıyorsunuz. Bunların dışında yani iş yaşantınızda bilmediğimiz Günsel Özen kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Aslında bildiğinizi zannediyorsunuz. Dışarıda gözüken Günsel'den başka bir Günsel'i var bu tarafta. Günsel'i tanımlayın dediğinizde aslında bunu aklımda, ruhumda reddediyor. Çünkü bugün tanımlayacağım Günsel'i belki yarın beni sıkacak ve ben bambaşka bir Günsel'i olacağım. Belki ilk sorunuza biraz yanıt böyle gelsin. Kalıplar içerisinde olmayan, olmak istemeyen, sürekli değişim içerisinde olup bir süre aynı yerde kaldığında huzursuz olan bir kimliğim ben. 34. yılına girdi yayın evimiz. Dolayısıyla da bu kadar süre ayakta durmasının gerisinde bu huzursuzluğumuzun olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman ben kendimden sıkılıyorum. Yani aynı şeyi yapmaktan, aynı yoldan gitmekten, her gün işe aynı biçimde başlamaktan gerçekten çok sıkılıyorum. Hiç öyle değilsiniz ama. Ama işte... Hep farklısınız. Tabii, farklı olmayı istiyorum. Ben rutini ritüele çevirmeyi seviyorum. Yani bambaşka şeyler yapmaktan haz ediyorum. Dolayısıyla da geride böyle bir Günsel'i var. Çok huzurlu bir Günsel'i yok. Biz size yetişemiyoruz. İşte Instagram'dan takip ettiğimiz kadarıyla bugün Urfa'dasınız. Yarın İstanbul'da konferanstasınız. Bir gün sonra Mardin'desiniz. Yani bu bir gün nasıl geçiyor? Nasıl planlıyorsunuz? Hani yorulmuyor musunuz? Şimdi yorulmadan önce iyi bir zaman yöneticisi olmak lazım. Eğer onu biliyorsanız doğru zamanda doğru şeyleri yaparak aslında tekrar kendi içerisinde enerjisini çoğaltıyorsunuz. Bir kere bu. Yani zamanı iyi yönetmekle ilgili. Ben iyi bir zaman yöneticisiyim. Dolayısıyla da bu yaptığım işler, seyahatler, etkinlikler hiç üst üste binmez. Yani arada mutlaka kendime ayırdığım ve bir sonrası için hazırlandığım bir zaman dilimi bırakırım. Yorulmuyor muyum? Gerçekten çok fazla yorulmadığımı söyleyeyim. Dolayısıyla peki gece uçaktan geliyorsunuz. Mesela 11-12'de iniyorsunuz. İşte eve gidiyorsunuz. Belki 1-2 oluyor. Sabah tekrardan başlıyorsunuz. Herhalde çok az uyuyorsunuz. Ben bir dönem akşam gelip sabah bir başka bavulu hazırlayıp yurt dışı seyahatlerine gittim. Çünkü habercilik böyle bir şey. Eğer buna hazır değilseniz hiç haberci olmayın. Bir, meraklı olacaksınız. İki, gördüğünüz her yeni şey sizi heyecanlandıracak. Üç, öğrenmek üzere bir açlığınızın olması lazım. Eğer bütün bunlar varsa enerjiniz kendi başına içten tepkimeli diyorum ben. Karpuz ateşi gibi pat 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 ilerliyor ve hiç yorulmuyormuş gibi gözüküyorsunuz. Öyle görüyorsunuz. Sahiden de yorulmuyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu kadar farklı trendi, bu kadar farklı haberi yani çok kuvvetli bir ekibi var ama evet. Nasıl takip ediyorsunuz? Nasıl böyle gündemle hep ilk siz haberi çıkabiliyorsunuz? Ya her gün aslında 1500'e yakın mail düşüyor benim önüme. Şimdi o maillere baktığımda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir şeyin değiştiğini ilk ben görüyorum. İlk biz görüyoruz daha doğrusu. Yani bütün gazeteciler böyle midir bilmiyorum ama marketingçilerin sizin de bileceğiniz üzere doğal bir tecessüsü var, merakı var. Dolayısıyla da hem mailleri okuyoruz, hem uzaktan gelen ve değiştiğini hissettiğimiz konularda dikkat kesiliyoruz. Bir ortak grubumuz var. Yeni gördüğümüz her şeyi orada paylaşıyoruz ve bir biçimiyle takip edip etmeyeceğimiz konusunda karar veriyoruz. İçerik çok önemli. Ama içeriğin bir biçimiyle sunuluşu da çok önemli. Hani dediniz ya,
Bir gün etkinlikte, bir gün Sea Level Club toplantısında, bir gün Mardin'de, bir gün Van'da, bir gün bambaşka bir yerdesiniz. Ben formata da inanırım. Ben de bazen yanımdaydım zaten, beraberdik. Ya, zaten siz bizim güçlü bir Sea Level Club üyemişsiniz. Siz herhangi bir seyahat ya da etkinlik ya da konferans düşünülemez. Hem enerjinizle, bunu söylemek isterim, hem de birikiminizle güçlü bir tamamlayıcısınız ekip içerisinde. Dolayısıyla grup üyeleri, takım üyeleri sizsiz herhangi bir adım atmak istemezler. İçinde fayda olmayan hiçbir şeyin içerisinde olmamayı istiyorum. Bu çok sıkıcı yanım ama biliyorum, ben bir Başak Burcu'yum. Dolayısıyla da mutlaka o faydayı görmem lazım. Yani yapılan işin bir biçimiyle bir yere gidip değmesi ve fayda üretmesi lazım. İkinci kerteriz noktam, yani seçerken destekleyeceğim kurum ya da kişiyi, mış gibi yapmamış olması lazım. Yani mış gibi yapan herhangi bir kadın da olsa bu, kurum da olsa, orada frene basıp o işe hiçbir şekilde girmiyorum ya da o desteği vermiyorum. Samimiyet çok önemli, bu da var. Yani o samimiyeti gördüğüm takdirde birlikte olmayı istiyorum. O alırken bana da vermiş olması lazım. Ben ondan mutlaka ya enerji almalıyım, ya bir şey öğrenmeliyim, ya da yan yana durduğumuzda itibarlı bir birliktelik sağlıyor olmamız lazım. En önemli şey itibar. Tabii ben Marketing Türkiye'yi biraz şöyle de algılıyorum. Çok güzel konferanslar yapıyorsunuz. O konferanslar da sektördeki bazı açıkları tamamlıyor esasında. Hani biz de severek katılıyoruz hep beraber. Bu konferansların planlanması, organizasyonu çok kolay olmadığını biliyorum. Hani bunu nasıl başarıyorsunuz? Evet, bir kere seçkinciyiz. Onu söylemek isterim. Çok çabuk tatmin olmuyoruz. Hem içerikten hem de o organizasyonun kendisinden. Bakıldığında jilet gibi başlar ve biter bizim organizasyonlarımız. Yani hiç aksaklık olmadan ardı ardına. Bunun içinde bir puzzle'ın parçaları gibi her birimiz farklı yerlere konumlanır ve görevimizi tam anlamıyla yaparız. Çok kalabalık değiliz ama paydaşlarımızla birlikte yürümeyi ve dışarıdan destek almayı biliriz ve orada da bizi tanıdıkları için istediğimiz düzeyde hizmet verirler. Çok güzel ajanslarla çalışıyoruz, çok güzel paydaşlarla çalışıyoruz. Doğru. Dolayısıyla da bizim beklentimiz yüksek olunca onlar da bu isteğe yanıt verecek, servisi veriyorlar diyeyim, hizmeti veriyorlar. Peki duayen bir pazarlamacı olarak Teşekkür ederim. Süper bir gücünüz olsaydı pazarlama dünyasını nasıl değiştirmek isterdiniz? Ya, yerini iyi doldurmayanlar ve yerini iyi dolduranlar var. Şimdi burada bir miktar ayağa basacağız. Mış gibi yapanlarla gerçekten bulunduğu konumda hak ettiği, hak eden insanlar var. Oysa ki pazarlamacılar bu ülkedeki ekonominin çarklarını çevirenler. Çok önemli bir görevleri var. Mesela pazarlamacılar dediğiniz için söylüyorum. Bunu başka departmanlar için de söyleme ihtimalim var. İyi bir insan kaynakları yöneticisinin mesela çalışma barışını sağladığını düşünürüm. Eğer iyi olmazsa şirkette kavga çıkar. Doğru. İyi bir CEO'nun vizyoner olması gerektiğini düşünürüm. Olmayan şirketi batırır. Onları da kapsayarak söylüyorum ben bütün bu söylediklerimi. Öyle bakın lütfen. Ama bizde de yerini iyi doldurmayan pazarlamacıların olduğunu biliyorum. Kurumun itibarından ve iş yapabilirliğinden çok kendilerini ön plana çıkardıklarını, kurumlarına daha az katma değer yarattıklarını söylemekten çekinmiyorum bir yayıncı olarak. Ben de bir fikir beyan etmek istiyorum bu arada. Geçenlerdeki toplantımızda da konuşmuştuk. Genelde pazarlamacılar böyle uzaktan çok eğleniyorlar, çok çalışmıyorlar gibi görünmekle beraber esasen şirketleri bence drive eden en önemli departmanlardan biri. Yani hem temsil ediyorsunuz şirketinizi, hem o dünyadaki trendleri, Türkiye'deki trendleri de şirkete kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ve bence hani en çok sosyalleşen ve o sosyalleşmeden en çok esasında öğrendiğini şirkete taşıyan bence pazarlamacılar. Çok önemli bir misyonları var. Bence pazarlama yöneticileri, pazarlama departmanları bir şirketin kalbi gibi kan pompalıyorlar. Peki Gülsem, hobiniz var mı? Çok. Bizle paylaşır mısınız? Burada zaten çok az bir kişiyiz. Yaklaşık 150 bin kişi en az seyredecek. Tabii tabii. O zaman söyleyebilirim. Tabii ki hiçbir sakıncası yok. Biz bizeyiz o yüzden. Hobi gibi görmüyorum bunu ama ben iyi bir kitap yiyicisiyim, öyle diyeyim. Yani oturduğum zaman bir akşamda 250-300 sayfalık kitabı okur bitiririm. Haftada 2-3 kitap okuduğum olur. Ha, bu hobi değil aslında ama hani iş için okuduğunuzda iştir ama kitap okumak bence başka bir önemli, bir şey başka bir şey. Başka yani bir şey. O beni doyuruyor ve açıkçası tatmin ediyor. Aynı kitabı farklı yaşlarda okuduğunuz zaman
farklı farklı izlenimler alıyorsunuz. Siz de bunu yaşıyor musunuz? Bir örnekle anlatayım tabii. Belki yaşımdan çok erken okudum ben. Anayı Maxim Gorki'nin. İlkokulu bitirdiğimde okudum. Ya bir şey anladım aslında. Yani aslında belki de hayatımın ondan sonraki ideolojisinde o kitabın getirdiği yansımalar olabilir. Sonra liseyi bitirdiğimde okudum. O zaman bambaşka bir şey anladım. Üniversiteyi bitirdiğimde okudum, bambaşka bir şey anladım. Bence böylesine ağır ve mesaj veren kitapları değişik yaşlarda okumanın faydalı olduğunu birebir yaşamış birisi olarak önerebilirim. Gülsüm, nerelisiniz? Ben Malatyalıyım. Enerjiye, öğrenme azmine falan da bir miktar kayısı etkisi diyorum. Doğru. Çünkü içinde potasyum olan iki tane meyve var. Bir tanesi muz, bir tanesi kayısı. Ben kayısının vatanında İstanbul'a gelmiş birisiyim. Ha gelmiş diyorum da hiç bilmiyorum. Yani baba köy enstitülü hemen tayini çıkmış İstanbul'a gelmiş. Sonra da 30 yıl boyunca hiç gidilmemiş Malatya'ya. Hmm. Ben bunu söylüyorum Malatyalı'ma. Malatyalı'nın bir mikro milliyetçiliği vardır. Onun için Malatyalıyım diyorum. Ve Malatya'ya karşı bir de zaafım var. Bunu herkes nedir o zaaf? Bilir. Sevmek gibi. Hmm. Malatyalı olmak gibi. Malatya'ya gitmek gibi. Evet. Hiç unutmam ve çok değerli arkadaşım Vahap Münyar da Malatyalıdır. Bir gün ben Paris'ten dönüyorum. Havalimanında karşılaştık. O da nereden geliyorsun dedim. Malatya'dan dedi. Onu kıskandım. Çok net. Bu kadar Malatyalıyız biz. Harika. Yani bu kadar çok Malatya'yı severiz. Potasyum şu işe yarıyor. Hücre içindeki akışkanlığı, diğer taraftan da hücreler arasındaki akışkanlığı sağlıyor. Zaman yönetimi, heyecan, öğrenme isteği, öğrenme açlığı tamamıyla bu hareketten kaynaklanıyor. Dolayısıyla da bakın diğer Malatyalılara da her bir tanesinin tek ortak özelliği birbirlerine çok benzemezler ama çok başarılı iş adamları ve kabına sığmayan bir potansiyelleri var. Bugün çok önemli bir şey yakaladık. En azından bunun sırrını hep beraber almış olduk. Aldınız. O zaman hep beraber kalsi yiyoruz. Çok zor ama Gülsel Hanım. Dijital cihazlardan böyle bir hafta uzak kalsanız, telefonunuz kapalı, iPad'iniz çalışmıyor, bilgisayarınız kapalı, yani güzel bir tatil ortamındasınız. Ne yapardınız? Neye kendinizi daha çok verirdiniz? Ya da böyle bir şey başarabilir misiniz? Çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Çalışıyorsam başka bir şey, çalışmıyorsam başka bir şey. Yani çalışmıyorsunuz diyelim. Hiç sıkıntısı olmaz. Olmaz. Orada dursun. Ben kitaplarımla, yürüyüşlerimle ve dostlarımla merak ediyor musunuz ederim. Mesela hani ben de bazen oluyor böyle telefonu sürekli bakıyorum. Mail geldi mi, mesaj geldi mi, WhatsApp geldi mi diye siz oluyor mu böyle şey? Konumunuz gereği böyle çok önemli. Ben şöyle yapıyorum. Biriktiriyorum, toptan bakıyorum. Sonra tekrar ya kitabıma ya da bir dizi izliyorsam oradaki bölümüme dönüyorum. Öyle çok sık bakmıyorum. O zaman bir tane de size çok özel bir soru sormak istiyorum. Eyvah. Tanıdığım için. Eyvah. Kızınız Duygusu. Evet. Yani bizim de çok iyi bir dostumuz. Şükür. Onunla aynı sektördesiniz. Beraber çalışıyorsunuz. Hani bunun eminim zorlukları var ama çok güzel yanları da var. Nasıl gidiyor? Ona sormak lazım. Benim açımdan bir sakınca yok. Biz ona sorduk bu arada. Çok güzel. Çok mutluyum dedi. O zaman sorunun yanıtı verildi. Ama hadi ben de bir şey söyleyeyim. Duygusu geldikten sonra Marketing Türkiye'nin, daha doğrusu yayıncılığımızın vizyonu değişti. Genç kuşak. Dolayısıyla da bambaşka bir yaklaşım. Eğitimi de çok iyi. Hani burada saymayacağım ama dolayısıyla da literatürü izleme, jargonları oluşturma, yeni gelen bir kavramın bize benimsetilmesi, sektöre benimsetilmesi konusunda ön hazırlığını yapmak ki biz her defasında, her konferansımızda yeni kavramları da sunarız. Yani ne kullanacağız bundan sonra? Çünkü hizalanmamız lazım. Doğru. Aynı kavramla hizalanmamız lazım ki bir şey söylediğimizde herkes de o kavramın içini dolduran biçimde anlasın. Onun için de sektör yayıncılarına görev düşer. Peki Türkiye'nin pazarlamasına böyle topluca baktığınız zaman bizi nerede görüyorsunuz? Türkiye bu konuda iyi bir yerde mi, yoksa böyle her şeye çok özeniyoruz ve çok hızlı tüketiyoruz? Size göre nasıl? Ya ülkemizdeki pazarlamacıların bir kısmı diğerlerine tur bindirdi. Yani teknolojiyi anlayarak tur bindirdi. Ama bazıları hala geleneksel yapıda ve o anlamda çalışmalarını sürdürüyor. Bence onların da hızlıca değişmesi lazım, yoksa kariyerleri bitecek. Bir kariyer ömrü boyunca çok kere değişmesi lazım bir pazarlama yöneticisinin. Bütün pazarlama yöneticileri, hatta bir şirketin bütün departmanlarındaki sorumluların
teknolojiyi bilmiş olması gerekiyor. Teknoloji deyince de takdir edersiniz ki veriye dayalı bilimsel pazarlamadan söz ediyorum. Bu da biraz önce de söylediğim gibi verinin okunması, temin edilmesi, dijital dönüşüm, dijitalizasyon ve en iyi konu baktığınızda bütün bunları ayağımıza getiren yapay zekadan söz ediyor olması lazım. Tam burada lazım. Bir reklam girmek istiyorum o zaman. Girelim. Bizim Teknosa'nın da beraber çalıştığı çok sevgili Kayhan Dural var. Conscience Lab. Evet. Beraber işte yapay zeka ile ilgili çok güzel işlerimizi atıyoruz. Evet. Kayhan'dan rica ettik. 2-3 hafta önceydi bizim icra kuruluna gelip bir yapay zeka ile ilgili böyle bir buçuk saatlik falan böyle bir giriş yaptı esasında. Tamamını anlatacak vakti de olmadı. Kayhan bitirdiğinde bizim icra kurulumuz böyle bir şoktuk hep beraber. Ya bu şok şundan dolayı işimiz elden gidiyor mu? Değil. Ama dünya nereye doğru gidiyor? Çocuklarımız büyüdüğü zaman hangi işlerde çalışacak? Hangi alanlar yok olmak üzere gibi hakikaten inanılmaz bir tarafa doğru gidiyoruz. Ben de katılıyorum bu şeye, şoka. Ancak tabii bir yayıncı olarak bizim bunları öğreniyor ve bir biçimiyle de okurlarımıza ya dünya değişiyor demiş olmamız lazımdı. Çok uzun zamandan beri yapay zekayı anlama ve kullanma konusunda gayretlerimiz oldu. An itibariyle bir tane yapay zeka akademisi kurduk. Süper. Bu bizim sektörümüzün, pazarlama ve pazarlama iletişimi sektörünün nasıl kullanması gerektiği konusunda bir hazırlık yapıldı. Deloitte çerçevemizi oluşturdu. Yapay Zeka Politikaları Derneği bizimle birlikte. İstanbul Teknik Üniversitesi bizimle da birlikte çalışıyoruz. Stüdyomuz orada olacak, laboratuvarımız orada olacak. Lenovo'nun kurduğu laboratuvarda hayata geçireceğiz. Ne güzel, herkes katkıda bulunuyor. Ve bunun ötesinde Google bizimle birlikte olmayı istedi. Onlarla ilerliyoruz. Bütün altyapıyı yapan, yapay zeka konusunda iddiası olan kurumlar bir biçimiyle bu müfredat içerisinde olmayı istiyorlar. Ne zaman göreceğiz? İki türlü. Bir tanesi birlikte zaman geçirerek öğrenmekten keyif aldıklarını, öğrenmekten ve öğretmekten yaşam sevinci alan bir grup CMO ile birlikte ilk müfredatımızı paylaşacağız. Sonraki aşamalarda da İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunun da bağlantısı yapıldı. Dolayısıyla da biz yapay zeka konusunda ön almak gerektiğini düşündük. Bunu niçin istedik? Kayhan Dural da bilecektir. Bunu ben biliyorum diye öne çıkan ancak bilmeyen, gerçek anlamda hakkını vermeyen kişi ve kurumların koyacağı standart bu sektördeki standartı belirler. Oysa ki çok yukarıda bir standart koyarsak bu sektördeki pazarlama profesyonellerine katkımız çok daha fazla olur. Yapay zeka olgunlaştı, meyvelerini verdi. Eğer bugün öğrenmezsek gelecek geldiğinde biz o gelecekte olamayacağız. Ne kariyer olarak ne de şirket olarak. Dün gece bir fuardan geldim Yunus Hanım. Barcelona'da mobil fuarı. Evet. Yani aklımda ne kaldı derseniz yapay zeka kaldı. Tabii. Tabii mobil cihazları işte tabletlere, telefonlara her marka inanılmaz bir AI desteği yüklemeye başladı. Yani şimdi burada reklam olmasın diye marka vermeyeceğim ama ayrıca onu özelde anlatırım. İnanılmaz. Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir akşam bir önemli grupla yemekteydik. Bir yabancı vardı. Telefonu açtı, koydu. Telefon biz konuşurken o anda sürekli çeviri yapıyor. Ve o kadar iyi çeviriyor ki hani ben bile gördüm hani bu kadar iyi çevireceğini düşünmüyordum. O yüzden hani hayatımızı kolaylaştıracak. Mesela şöyle bir ürün çıkacağını söylediler. Kulaklık geliyor yakında. İşte siz diyelim Çinlisiniz benle konuşurken kulaklık anında çevirecek ve bu çok yakın. 2-3 aya çıkıyormuş. Yani inanılmaz. Bir taraftan tabii hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Bir taraftan korkutuyor. Bir robot gördük. İlk defa ben. Bu kadar insana benzeyen bir robot gördüm ve ne sorduysak da inanılmaz güzel cevapladı. Güzel. Hani hangi başka dilleri konuşuyorsun diyoruz. Şu anda konuşamayacağım ama esas 4 tane daha dil biliyorum diyor mesela. İnanılmazdı. Siz şanslısınız. Bütün bu teknolojiyi pek çok kişiden daha önce gördünüz. Yani evet. Sizdeki etkisinin bir öğreti etkisi olduğunu da düşünüyorum. Ya tabii şöyle bizim hani Teknosa teknoloji şirketi olduğu için de hani bizim zaten bunları dediğiniz gibi önden öğrenip hani ülkemize kazandıracak ürünleri de iyi seçip hani burada lansmanı yapmamız gerekiyor. Peki bize söyleyeceğiniz son bir şey var mıdır? Bir öğüt olabilir. Estağfurullah. Pazarmaya ilgili başka bir şey olabilir, kişisel bir şey olabilir.
Ben içeriğin önemli olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü zaten içerikçiyim baktığınız zaman. Bir yayının başındayım ve pek çok yayının da oluşmasında katma değer yaratmaya çalışıyorum. Ancak şuna inanıyorum, bunu sıklıkla da tekrarlıyorum. Content is the king, but format is the king kong. Yani şu anda yaptığımız şey bir formatlama, bilginin formatlanması. Yani king kong olan aslında şu anda yaptığımız şey. Kendinizi her mecradan hak ettiği gibi aktarmak ve anlatmak. Okurlarınıza, ben okurlarıma, siz müşterilerinize ve tüketicilerinize bir biçimiyle ulaşarak en doğru bilgileri vermek durumundasınız. Bu da onlardan bir tanesi. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. İlk bana da pazarlama ekibimizden bu format geldiğinde çok hoşuma gitti. Çünkü Teknosa'nın çok kuvvetli bir YouTube kanalı var. Genelde ürün tanıtımı yapıyoruz. Teknosa'ya ilgili işte şeyleri tanıtıyoruz ama neden bu kanalı sizin gibi değerli, sektöründe lider, iyi bir know-how olanlarla paylaşıp bunu çok daha büyük kitlelere beraber aktarmayalım diye düşündük ve sonuçta bu format doğdu. İlk konumuz sizsiniz. O yüzden çok onur verdiniz. Ben de onur duydum. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Çok küçük bir şey ama size bir plaket vermek istiyoruz. Bu plaketin değeri de şu şekilde. Siz aramızda bizimle görüşlerinizi paylaşırken biz de düşündük. Hani Gülsem'e ne versek ama bir taraftan da Gülsem'i tanıyoruz. Hani bunun böyle bir faydası olmasını çok ister. İlk cümleye dönelim. İçinde fayda olmayan hiçbir şeyin içerisinde olmam dedim. Çok doğru düşünmüşsünüz. Bugün aramızda olarak bir üniversite öğrencisinin bir yıllık esaslı giderlerini karşılamış bulunuyorsunuz. Askıda Navar'la beraber sizin adınıza bir öğrenciye biz de burs veriyoruz. Gerçekten onur duydum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İnşallah daha hep beraber niceliğini diyorum. Bugün sevgili Gülsel Özen'le beraberdik. Kendisi hakikaten hem kişisel olarak deneyimlerini paylaştı, hem iş ve pazarlama dünyasından bahsetti. Çok teşekkürler Gülsel Hanım. Ben teşekkür ederim davetiniz için.